Evet, herkese günaydın, hoş geldiniz. Ulusal bir platformun ilk toplantısını bu hafta gerçekleştirdik diyelim. Çocuk Gelinleri Hayır platformu. Bildiğiniz gibi Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği uzun yıllardır çocuk evlilikleri üzerine bir takım çalışmalar yapıyor Türkiye genelinde. Hatta bütün ülkeyi karış karış gezerek bütün illerde neredeyse bu konuyu gündeme taşımaya çalıştık. Kadınlarla ve kız çocuklarla buluştuk. Aynı zamanda karar vericilerle de buluştuk. Ve tabii bütün bu sahadaki deneyimlerimizi daha örgütlü bir çalışmanın içinde değerlendirmek istedik. Bunları yaparken biliyorduk ki Türkiye genelinde bizim gibi çocuk evliliklerini gündemine alan, bu konuda çalışmalar yapan, belki araştırmalar yapan, bu konuyu çalışma planına dahil eden başka örgütler de var. İstedik ki onlarla bir araya gelelim. Bunlar çocuk hakları, kadın hakları, insan hakları alanında çalışan örgütler, gençlik dernekleri, örgütleri aynı zamanda. Üniversitelerin kadın çalışmaları birimleri de var. Onlarla bir araya gelip bu platformu oluşturmaya niyetlendik. Ve bugün de bu özel günü seçtik platformun hem kamuoyuna hem basına, ilk merhabasına aracılık etmek için. Bugün 11 Ekim, Birleşmiş Milletler'in kararıyla Dünya Kız Çocuklar Günü ilan edildi, 11 Ekim. Biz de platformun ilk toplantısını bugüne denk getirdik ve bugün de sizlerle birlikteyiz. Toplam 12 ilden, şimdilik 12 ilden ve yine şimdilik 50 örgüt olarak bir aradayız. Her birimizin bu alana dair biriktirdikleri farklı şeyler var, birikimleri var, tanıklıkları, izlenimleri var, gözlemleri var, saha çalışmaları var ve en azından bu soruna dair söyleyecek sözleri var. Bütün bunları bir araya getireceğimiz çalışmalar yıl boyu da devam edecek. Basın mensuplarına da bugün bizi yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyoruz. Sizin aracılığınızla tüm Türkiye'de bu platformdan bugün haberdar olacak. Biz dün platform üyeleriyle uzun bir toplantı yaptık ve orada platformun bir kuruluş bildirisini ortaya çıkardık. Size onu okuyacağız ama ondan önce bir küçük video izletmek istiyoruz. Bu Türkiye'de kız çocuk olmak ne demek diye sorduk ve aldığımız yanıtlardan böyle küçük bir video derledik. UNICEF'le birlikte başlattığımız bir çalışmaydı bu. Şu anda sosyal medyada, internette oldukça yaygın bir şekilde dolaşımda. Bu videolara her gün, her dakika yenileri ekleniyor. Hatta bugün burada parlamentoda temsil ediliyor. Mecliste bir çocuk hakları komisyonu var, bilmiyorum biliyor musunuz? Ona da başkan vekilliği eden bir milletvekili Türkan Dağoğlu bizimle birlikte. Az önce kendisi de bu Türkiye'de kız çocuk olmak ne demek videolarına kendi görüşlerini ekledi hemen ayaküstü. Şimdi dilerseniz bunu izleyelim. Daha sonra da platform bildirimizi sizinle paylaşalım. Biraz önce sesini açmak gerekebilir. Türkiye'de kız çocuğu olmak hep korkutularak büyütülmek demek, korkarak yaşamak demek, hep bir denetim altında tutulmak demek, hep birilerine soru sormak ve belki çok yanlış ya da çok yanlış yanıtlar almak demek, kendi kararlarını, kendi inisiyatifini arzuladığı gibi kullanamamak demek, hep birilerine bağımlı kalmak, hep tabi kılınmak demek. Türkiye'de kız çocuk olmak bu demek. Türkiye'de kız çocuğu olmak erken evlendirilmek demek. Türkiye'de kız çocuğu olmak birinin çocuğu olmak demek. Hep birine ait olmak. Yani Türkiye'de kız çocuğu olmak günümüzün şartlarında, günümüzün hükümetinde artık bana göre çok zor olur. 2012 Türkiye'si ölü doğmak demek. Türkiye'de kız çocuğu olmak başkalarının düğününe bile gelinlikleriyle gidip ortada kalınmak bence. Evde kız olmak bir kere koymamak gibi bir şey. Her amacağından asla birisi. Türkiye'de kız çocuğu olmak aslında bir meta olmak demektir. Her an alınıp satılabilir, her an bir şeyle değiştirilebilir, takas edilebilir bir meta olmak demektir. Her şeyden önce insan hakları ihlali daha güçlü olacak, yaşamış olmak demek, ayrımcılığı görmüş olmak demek.
kurduğu ayrıntıda maruz kalmak demek, anne olmak demek, kız çocuğu evi tuttuğu anda itibaren anne olarak gördüğünde sürekli ondan yükümlülük beklenir. Yükümlülük bu. İşte yaşam bunu devam eder. İşte kız çocuğu bu yüzden çünkü kız çocuğu olmak demek, sağlıktan, mutluluktan faydalanmamak demek. Evet, eminim sizin de Türkiye'de kız çocuk olmak ne demek diye sorulduğunda söyleyecek çok şeyiniz var. Onları belki cep telefonlarıyla bile hemen kısacık çekip bize gönderebilirsiniz. Bu videoların içindeki yerini alabilir. Şimdi bu az önce söylediğim platformumuzun bildirisini sizinle paylaşacağız. Ama isterseniz şöyle yapabiliriz. Biz dün bir ön çalışma grubu belirledik platform üyeleri içinde. O kuruluşların temsilcilerini davet edelim. Bildirimizi hep birlikte okuyalım. Böyle daha anlamlı olur. Bilkent Üniversitesi'nden Uluslararası Çocuk Merkezi temsilcisi, Başkent Üniversitesi'nin Sosyal Hizmetler Bölümü, Kadın Dernekleri Federasyonu ve Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği, Çocuk ve Bilgi Güvenliği Derneği, Kadınlarla Dayanışma Vakfı ve Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüyle Mücadele Ağı'nın temsilcileriyle böyle güzel de bir platform fonu önünde bu bildirimizi size okuyalım istiyoruz. Bu bildirimize küçük yaşta evlilik büyük geliyor diye başlattık. Biz Türkiye'nin çeşitli illerinde faaliyet gösteren, erken ve zorla evliliklerin ortadan kaldırılmasını talep eden 50 kuruluş ve sivil toplum örgütü bir araya geldik ve bu konuda daha etkin önlemler alınması için mücadele etmek amacıyla Çocuk Gelinlere Hayır ulusal platformunu oluşturduk. 11 Ekim Birleşmiş Milletler'in kararıyla Kız Çocuklar Günü ilan edildi ve 11 Ekim'in teması da çocuk evlilikleri olarak belirlendi. Her yıl binlerce kız çocuk henüz büyümeye fırsat bulamadan evlendiriliyor. Araştırmalar eğer önlem alınmazsa dünya genelinde 2020 yılına kadar 150 milyon kız çocuğun gelin olacağını gösteriyor. Türkiye'de her üç kadından biri çocuk yaşta evlendiriliyor. Küçük yaşta evlenmek kız çocuklar için geri dönülmesi mümkün olmayan bir süreci başlatıyor. Eğitim yaşamları sona eriyor, sağlık sorunları baş gösteriyor, şiddete maruz kalma riski artıyor, haklarını talep etme ve kullanma becerileri azalıyor, ömür boyu yoksulluğa mahkum kalınıyorlar. 18 yaşın altındaki her birey çocuktur. Çocukların evlendirilmesi bir insan hakları ihlalidir. Cinsiyet temelli şiddetin bir türüdür. Cinsel, ticari cinsel sömürüdür. Duygusal ihmal ve istismardır ve köleliğin günümüzdeki biçimidir. Çocukların evlendirilmesi suçtur. Bu suça ortak olmayın. Çocukların çocukluklarını yaşamalarına, potansiyellerini hayata geçirmelerine, hayal kurmalarına, kendilerini ifade etmelerine engel olmayın. Çocuk evlilikleri ağır hak ihlalidir ve kabul edilebilir değildir, ortadan kaldırılmalıdır diyoruz. Bu grubumuza bu toplantıda bizimle birlikte olan ve destek veren UNICEF ve UNIC temsilcilerini de davet edelim. Buyurun lütfen. Ve hep birlikte gazeteci arkadaşların sorularını alabiliriz. Aa, evet, özür dilerim. Buyurun. Bildiğiniz gibi uluslararası bir platform da var. Çocuk evliliklerini engellemek üzere kurulmuş. 46 ülkenin temsilcileri bir araya gelerek oluşturulmuş. Girls Not Brides adındaki bu platform, Türkiye'deki platformun kuruluşu nedeniyle de bize bir mesaj gönderdi. Bunu paylaşmak istiyorum. Küresel koordinatörü Girls Not Brides'ın Laksa Gülsün Duran şöyle diyor.
Girls Not Rise'ın gücü erken evliliklere son verilmesi konusunda kararlı küresel bir hareketten geliyor. Çocuk Erimleri Hayır platformunun kuruluş haberi bizleri çok mutlu etti. Hem Türkiye'de hem de tüm dünyada çocuk evliliklerine son vermek için çaba ve işbirliğimizi derinleştireceğine inanıyoruz. Hoş geldiniz diyorlar. İsmim Ahmet Parlak. Bugün burada toplanmamızın nedeni biliyorsunuz 2011 Aralık ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun aldığı bir karar. Bugünü Dünya Kız Çocuklar Günü olarak ilan etti. Bunun amacı da esasında dünya genelinde kız çocuklarının karşı karşıya kaldığı şiddet, ayrımcılık gibi insan hakları ihlallerinin daha fazla gündeme getirilmesiydi. Bugünkü ana teması da çocuk gelinler, dünya genelinde daha önce de belirtildiği üzere ciddi bir sorun olarak hala varlığını sürdürüyor. Genel sekreter de bu konuda hükümetlerin, sivil toplumun, özel sektörün, özellikle erkeklerin ve erkek çocukların, kız çocukların insan haklarının geliştirilmesine ve birçok imkandan onları mahrum eden uygulamaya son verilmesine katkıda bulunmalarını istiyor. Bugün sizlerle birlikte olmaktan bu nedenle ayrıca mutluluk duyuyoruz. Teşekkür ederim. Buyurun, sorularınız varsa platform sözcülerine diyelim, onları seve seve yanıtlayabiliriz. Hem 11 Ekim Dünya Kız Çocuklar Günü ile ilgili, hem bu platformun bundan sonra yürüteceği faaliyetlerle ilgili. Ben faaliyetleri aslında öğrenmek istiyorum. Ne tür etkinlikler olacak? Her yıl sizin aslında Uçan Süpürge olarak bir festivaliye gibi birçok başlıklar altında özel her yıl düzenleniyor. Yani buna da böyle hep olacak dediğiniz başlıklar olacak mı? Her yıl düzenlenecek. Zaten çocuk gelinler konusu her zaman bizim gündemimizde ve mümkün olduğunca araçlarımızı çeşitlendirerek bu konuya dikkat çekmeye özen gösteriyoruz. Yani web sitemiz aracılığıyla tüm Türkiye'de 600'den fazla yerel kadın muhabirimiz var, gönüllü. Onların haberleri ve röportajları aracılığıyla hem her yıl Mayıs'ta yaptığımız Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nde özel bir çocuk gelinler seçkisi bölümü oluşturarak ya da davet edildiğimiz kurum kuruluşların, üniversitelerin söyleşilerinde, seminerlerinde mutlaka bu konuyu gündeme getirerek bir şekilde dikkat çekmeye çalışıyoruz. Ama çocuk gelinler projesi kapsamında bu platformun çalışmalarına hız verdik. Bu da Sabancı Vakfı desteğiyle Uçan Süpürge'nin bu sene yürütmekte olduğu bir proje. Bununla ilgili de epey uzun bir faaliyet listemiz var. Yıl içinde hem Türkiye içinde hem Türkiye dışında yapacaklarımız var. Bunları da projenin koordinatörü Sevna'dan rica edelim. O bize biraz özetlesin lütfen. Uçan Süpürge'nin 2006'dan beri yürüttüğü çocuk gelinler çalışmasında... yürüttüğümüz çalışmaların sonucunda geldiğimiz bir nokta bu meselenin çok bileşenli çözüme doğru gitmesi gerektiğiydi. O yüzden bu platforma ihtiyaç vardı. Geçen yıldan beri bunun bir araba toplantısını yapıyorduk ama nihayet bir istiklal bir araya geldik. Ve bu bir araya gelişimizin sonucunda da bu platform doğdu. Bu platform Mart ayına kadar kendi arasında nasıl bir eylem planıyla çalışması gerektiğine karar verecek. Onun için çalışma birimleri oluşturacak. Ama bu arada dünyaya bakmaktan da vazgeçmeyeceğiz. Çünkü bu aynı zamanda küresel bir sorun. Dünyaya nasıl bakacağız? Biraz önce mesajını okuduğum Girls Not Brides'la da Uçan Süpürge üye, aynı zamanda dolayısıyla bu platform üye oldu. Onların deneyimlerinden yararlanmak için çeşitli saha ziyaretlerimiz olacak. Biz yaptıklarımızı gidip anlatacağız başka ülkelerde. Başka ülkeler bu soruna nasıl yaklaşmışlar, nasıl çözüm bulmuşlar ona bakacağız. Aynı zamanda Şubat ayı içinde İstanbul'da çeşitli ülkelerin ulusal platformları bir araya gelip bir atölye çalışması yapacaklar. Karşılıklı öğreneceğiz. Örneğin çok merakla beklediğimiz bir bilgi var. Tayvan, Tayland ve Güney Kore'de bu sorunun bittiğine ilişkin bir duyumumuz var ama nasıl becermişler bilmiyoruz. İşte gidip onları öğreneceğiz. Biz burada neler yapabiliriz? Ülke gerçekleriye nasıl eviririz onu? Nasıl çözüme gideriz? Onları araştıracağız. Bir sene boyunca en azından
bu projene yapacakları bunlar ama platformun neler yapacağına Mart ayına kadar bu grup çalışarak karar verecek. Bu 2020'ye kadar 150 milyon sürüm değil ne olacağını soruyorsunuz. Bu işaret edin misiniz? Önlem alınmasını, nasıl önlemler önce bu datayı bize sağlayan UNICEF temsilcilerine isterseniz tekrar söz verelim. Çünkü bu gerçekten çok korkutucu ve ürkütücü rakamı biz 100 milyon olarak telaffuz ediyorduk sene başından itibaren. Ama dün onlar bizi uyardılar ki bu sayı artık 150 milyon. Ahmet Bey belki bir şey söylemek istersiniz. Bu 18 yaş altındaki evlendirilen çocukların tahmini sayısı önümüzdeki 10 yıl için 150 milyon olarak belirlenmiş durumda. Bunun çözülmesi için, bu sorunun çözülmesi için atılacak adımların da hükümetler, sivil toplum, özel sektör, fikir beyan eden kişiler, hatta dini liderlerin de katılımıyla belirlenecek bir yol haritası gerekiyor. Tabii öncelikli olarak kız çocuklarının okulda kalması, okullarına devam edebilmeleri, eğitim alabilmeleri, ayrıca gelecekleriyle ilgili adımları atabilecek seviyeye getirilmeleri gerekiyor. Bunlar için belirlenecek yolda, demin dediğim gibi, oluşturulacak büyük bir koalisyon sonucunda belirlenecek yöntemler olacaktır. Bugün burada yapılan bu toplantıda sanıyorum bu yönde atılacak önemli adımlardan birini teşkil edecektir. Aslında bu platform o adımlardan belki de en önemlisini attı. Çünkü biz burada sivil toplum örgütleri ve üniversitelerden temsilciler olarak üzerimize düşen görevi uzun süredir de kendi örgütlerimizde yapmakta olduğumuz gibi yerine getirmek üzere bir araya geldik. Bu çalışmaları örgütlemek üzere bir araya geldik. Bundan sonrasında tabii ki bu platform da bir baskı gücü oluşturacaktır. Gerek yasalarla ilgili bir takım eksiklikler, uygulamadan doğan bir takım aksamalar, kız çocukları mağdur eden, çocuk evliliklerine sebep olan, izin veren ya da onu teşvik eden bir takım uygulamalar konusunda parlamento da herhalde bundan sonra harekete geçecektir. Biz aslında ondan da bahsedelim de biraz geçtiğimiz 8 Mart'ta tüm Türkiye'den topladığımız 50 bin imzayı meclis başkanına iletmiştik. Evlilik yaşının yasal mevzuatımızda yeniden düzenlenmesi ve yasal yaşın altında evliliklere mahkeme kararıyla izin verilmemesi, bunun engellenmesi yönünde bir talepti. Biz 8 Mart'tan beri buna ilişkin bir takım adımlar bekliyoruz. Belki bu 8 Mart'ta bununla ilgili bir cevap alırız diye umut ediyoruz. Bunu da belirtelim. Sizlerin söylemek istedikleri varsa eğer arzu ederseniz mikrofonu. Platformun üyeleri, ben Adem arkadaş, Uluslararası Çocuk Merkezi adına katılıyorum. Platformun üyeleri de aslında tek tek kendileri bu alanda faaliyetler gösteriyorlar. Bunlardan bir tanesini yakında Uluslararası Çocuk Merkezi gençlerle çalışarak yapacak. Havaalanlarında özellikle de yolculuk eden insanları, çünkü erken evliliklerle ilgili yapılması gereken şeylerden bir tanesi de herkesin bu konuda bilinçlenmesi ve bilgilenmesi. Bir poster sergisi açılacak. İlk önce Ankara Havaalanı'nda, Esenboğa'da açılacak bu sergi. Fakat bununla ilgili hani tüm bilgileri şu anda veremiyorum. Fakat bu sergi aslında bir anlamda hem platform hem de Uluslararası Çocuk Merkezi'nin ortak çalışması olacak. Örneğin buna benzer birçok çalışma da yapılacak. 20 Kasım'da önümüzdeki ayda Çocuk Hakları Günü. Biz özellikle bugün yerine Çocuk Hakları Günü'nde bu çalışmayı yapmayı istedik. Ama hani buna benzer birçok çalışmayı eminim bu platformun üyeleri gerçekleştirecek. Şimdi UNICEF'ten geliyorum ben ve öncelikle platforma çok teşekkür ediyorum. Harikulade bir iş. Gerçekten dört dörtlük. Ve biz Birleşmiş Milletler olarak UNIC ve UNICEF olarak da bu özel günde dünyada ilk kez kutlanan kız çocuğu gününde böyle küçük de olsa bir birliktelikte olmaktan çok mutlu olduk. Çünkü UNICEF olarak biz
ısrarla söylüyoruz, her yerde söylüyoruz. Eğer günde... Eğer günde 3,500 kız çocuğu, 15 yaşın altında kız çocuğu evleniyorsa ancak böyle platformlar bir araya gelerek bu sorunun üstesinden gelebilir. O yüzden gerçekten hepinizi tek tek kutluyorum ve çok daha büyük ve güzel adımlar atacağınıza eminim diyorum. Bu konuda esasında atılacak adımlar uluslararası olarak kabul görmüş birçok sözleşmede de belirtiliyor. Birleşmiş Milletler'in çağrılarından biri de bu yol haritası çizilirken bu uluslararası sözleşmelerinde Pekin bildirisi olsun, çocuk hakları sözleşmesi olsun ve diğer bağlantılı sözleşmeler olsun mutlaka değerlendirmeye alınması yönünde. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Hemen bir küçük ekleme yapalım. Elimizdeki basın bültenlerinin sonunda bu platformun bütün üyelerini göreceksiniz. Onlara tabii sürekli yeni katılımlar da, eklemeler de olacak. Mesela bugün Koza'dan İpek'e Ev Eksenli Çalışan Kadınlar Kooperatifi de platformumuza eklendi. Sizlerin elindeki listede yok, daha önceden basıldığı için ama eklerseniz memnun oluruz. Platformumuzun çalışmalarıyla ilgili ilerleyen dönemde de sık sık biz zaten hep basın mensupları mümkün olduğunca çok haberdar etmeye özen gösteriyoruz. Onları da sizinle paylaşıyor olacağız. Siz de eğer bunun takipçisi olursanız, Türkiye'deki genel çocuk politikalarını daha yakından izler, elde ettiğiniz bilgileri, belgeleri, verileri bizimle paylaşırsanız, bu platformun bundan sonra yapacağı bütün işlere yer verirseniz, haberlerinizde, bültenlerinizde elbette çok daha güçlü bir şekilde çocuk hakları meselesini ve çocuk evliliklerini daha çok gündeme taşıyacağız. Yani burada medyada aslında bizim için en önemli partnerlerden bir tanesi. Çünkü sizin kalemiyle, sizlerin görüntüsüyle bizim haberlerimiz ülkeye ve dünyaya ulaşacak diyoruz. Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Tabii Çocuk Yayınlar platformunda gördüğünüz gibi 50 üyemiz var şimdi. Koza'dan İpek'in katılımıyla 50 üyemiz oldu. Gün be gün artıyor bu üye. Yani platform üyeleri sadece bu kadar değil. Buradakiler biraz işin hammalını yapacak olanlar ama salonda platformun diğer üyeleri de var. Hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. 50 üye her an bir araya gelemez ama öyle bir ortam yarattık ki her an iletişim halinde olacağız. Dolayısıyla çok bileşenli çözüme doğru hep birlikte yürüme hayalimizi gerçekleştireceğimizi umuyoruz. Ben bütün platforma üye olan kurum, kuruluşlara, üniversitelerin çalışma gruplarına tekrar teşekkür ediyoruz. Çocuk gelinleri yalnız bırakmadık hep birlikte. Hatta bütün üyelerimizi buraya alıp bir fotoğraf toplu fotoğraf verelim isterseniz. Buyurun. Sevgi Hanım, siz de gelirseniz iş birliğimizi böylece fotoğraflamış olur. Ben de.